Resmin Öyküsü programından merhabalar. Bugün sizinle Osman Hamdi Bey'in Berlin Eski Ulusal Galeri'de bulunan eseri Ab-ı Hayat'ı konuşacağız. Bu eser 1904 yılına tarihlenmekte ve Osman Hamdi Bey'in 1910 yılında öldüğünü biliyorsak eğer, ölümünden 6 yıl önce resmettiği bir eseri konuşacağız. Bakalım bu eserin detaylarında neler var? Osman Hamdi Bey'in eserlerini Resmin Öyküsü programında detaylı bir şekilde aktardık. Bir kısa girişle Osman Hamdi Bey'in 1842 İstanbul doğumlu olduğunu ve Paris'te hem resim sanat alanında hem de hukuk alanında eğitimler aldığını söylemiştik. İstanbul'a gelmesiyle birlikte Osman Hamdi Bey'in birçok yeniliğe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurması, Sanayi Nefise Mektebi'ni açması ve Anadolu'da kazılar başlatmasıdır. Ve ayrıca Eskihisar bölgesindeki köşkünde eserler üretmesidir. Bu üretimle birlikte hem dünya kütüphanelerinde hem dünya müzelerinde ve Osmanlı Devleti'ndeki müzelerde birçok eserinin sergilendiğini söyleyebiliriz. Bu eserlerden birisi ise 1904 yılına tarihlenen Ab-ı Hayat Çeşmesi adlı eseridir. Peki buradaki mimari nereye aittir? Osman Hamdi Bey bize hangi yapı içerisinden detay vermiştir? Topkapı Sarayı bahçesini sınırlandıran bir köşkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu köşk tam da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin karşısında bulunan Çinili köşktür. Fatih devrinde inşa edilmiştir. Ama bu köşkün içerisinde bulunan Ab-ı Hayat suyunun aktığı çeşmenin ise 4. Murat dönemine tarihlendiğini manzum kitabelerden okuyabiliriz. Burada Osman Hamdi Bey'in bir mermer detayın önünde durması, suyun akışını resmetmesi, istiridye kavsaraları öne çıkarması, altın yaldızlı formları detaylandırması aslında oryantalist bir gelenekte detaycılığı aktarmaktadır. Hemen kıyafetiyle birlikte poz veren ve elinde tuttuğu kitabı okuyan kişinin Osman Hamdi Bey olduğunu söyleyebiliriz. Vefatından 6 yıl önce resmettiğini söylemiştik ama burada kendini dik ve genç olarak resmetmiş. Bu dönemlerde Osman Hamdi Bey'in artık yaşlandığını ve bu kadar genç olmadığını söyleyebiliriz ve kendine bir güzellik yapmış aslında bu eseriyle birlikte. Sırtını dayadığı kutunun Kur'an-ı Kerim kabı olduğunu ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nde benzer örneklerinin sergilendiğini söyleyebiliriz. Buradan kapsamla birlikte elindeki eserin Kur'an-ı Kerim olması çok muhtemeldir. Burada ahşabın üzerindeki sedef kalkmaların da detaylandırıldığını görebiliriz. Yukarıya doğru bir halk levhanın kullanıldığını ve bu levhanın da oryantalistlerin sanatıyla birlikte Doğu öğelerini sevdiği detaylardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çini formlarına bakacak olursak bu mavi çini tonlamalarının erken Osmanlı döneminde yoğun kullanıldığını ve Çinili köşkün özgün çinileri olduğunu da aktarmalıyız. Burada akan Ab-ı Hayat suyu aslında Büyük İskender'in ölümsüzlük suyunu bulmasıyla bağlantılıdır. Büyük İskender ölmek istemeyen bir hükümdardır ve askerleriyle birlikte ölümsüzlük suyunu aramaya çıkar. Bu suyu arayışında suyu bulan kişi Hızır ve İlyas adındaki askeri olacaktır. Suyu içerek ölümsüzlüğe kavuşurlar ve bu efsane Hıdrellez olarak günümüze kadar gelmiştir. Maalesef suyu içemeyen Büyük İskender de vefat etmiştir. Bu söylemle birlikte Ab-ı Hayat Çeşmesi'nin ölümsüzlüğü sembolize ettiğini, sanki Osman Hamdi Bey'in bu söylemle birlikte yaşlandığını ve sanatının hiçbir zaman ölmeyeceğini bizlere aktardığını söyleyebiliriz. Burada akan suyun tombak detayı verilmiş, suyu buna doldurularak sanki bir başka yere taşıyacağını, bu ölümsüzlüğün hep devam edeceğini söyleyen bir anlatımla bir tombak görmekteyiz. Yerde serili olan kilim motifinin Osman Hamdi Bey'in diğer eserlerinde de gördüğümüz kilimlerden birisi olduğunu, kesilerek yere serildiğini ve parçalanmış detaylarını görebiliriz. Burada mimari formdaki mermer algısını kırmak için resmin içerisinde bu böyle bir tonlamayı kullanmış olması pek muhtemeldir. Ve eserlerinde en çok sevdiği detaylardan birisi sarı ve yeşil tonları
kıyafet olarak kullanmasıdır. Sarı tonlamaları genellikle kadınların dişiliğini aktardığı eserlerde kadın tasvirlerinde resmederken, yeşil tonlamaları ise oğlu Ethem'in resimlerinde, kendi resimlerinde aktarmayı tercih etmiştir Osman Hamdi Bey. Bugün burada Osman Hamdi Bey'in bu eseriyle birlikte aslında geleneğin hiç bozulmadığını, oryantalist bir çizgide birbirine benzer eserler verdiğini söyleyebiliriz. Bunlar nelerdir? Hangi eserlerde detayları yakalayabiliriz? Mesela Çin'i formlarını her eserinde görebiliriz. Buradaki sedef kakmaları ahşabı süslerken form olarak kullandığını görebiliriz. Doğu halı kilim motifleri, tombaklar, buhurdanlıklar bunlar hep kullandığı detaylardır. Ve mermeri çerçeveleyen altın yaldızın yoğun olması imparatorluğa ait bir mekanın içerisinde kendini aktarması açısından çok önemlidir. 1904 yılına tarihlenen bu eser Osman Hamdi Bey'in son eserleri arasında sayılmaktadır. Günümüzde Berlin Eski Ulusal Galeri'de sergilenmektedir. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.